Adım Cengiz Şıralı. Kim bilir ismi bilir, kim bilir bilmez. Ama bu videoyu dinlerseniz sevinirim. Konuya biraz geriden başlayacağım. Beni canım annem, dünyada yaşam denilen savaşa beni 6 yaşından beri hazırladı. Ö3 dersleri, üniversiteler vesaire vesaire, yabancı dil kursları vesaire. Bugünlere kadar geldik. Allah razı olsun. Ama annem bilmediği hiçbir şey vardı. Bir savaşa girdim, o savaş hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor yani. Gerçi iyi savaşçılar da savaştan anca ölümle ayrılır derler ama biz bunları yaşayacak mıyız, yaşamaya hak görecek miyiz bilmiyorum. Şu ana kadar bana 6 kere kayıtlı suikast yapıldı. Birçok kez öldürülmeye çalışıldım. Hiçbirinde canım acımadı. Ama bu sefer, bu son 2 sefer canımı acıttınız. Çünkü kahpe bir düşmanla savaşıyorum. Neden kahpe diyeceğim? Bana düşman olduğu için değil. Bizim bir sürü düşmanımız var ya. Vurduk, vurulduk, bilmem ne yaptık. Nelerle savaştık yani. Bu düşmanım, arabada müstakbel eşim, baldızım, kadın olan arabayı ateş etmiş bir adamdan bahsediyoruz ya. 2 Nisan 2022 günü boks gecesinden çıktığımda arabama yapılan saldırı sonucunda bütün hayat düzenim bozuldu. Tekrar bunu toparlamaya çalışırken geçen haftada saat 1 civarında gene arabama saldırı yapıldı. Benim vücuduma 3 tane mermi aldım ama 3 mermiden bana bir şey olmaz. Ya, biz ölümden korkan insanlar değiliz ya. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Ama mermilerden bir tanesi benim göğüs hizasından geçti. Yanımdaki kardeşimin böbreğine saplandı. Böbreğin derdi geçti, omuriliğine saplandı. Artık yürümesi kritik. İnsan eti ağır. Bana insan vebali yükleme. Öldüreceksiniz beni, öldürün. Kadın olan arabaya ateş etmiş adamın ahlakını düşünebiliyor musunuz? Hayat anlaşmasını, hayata bakış açısını, kadına bakış açısını düşünebiliyor musun? Yok, ahlaksız kahpe. Yani seni elbet bir yerde düşüreceğim, elbet bir yerde bulacağım, elbet sana ulaşacağım. O zaman ne olmasını bekliyorsun? Senin anan, bacın, kız kardeşin, eşin, benim hepsi bacım olur. Ben sen değilim. Ama seni karım yapacağım, haberin olsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Seni düşüreceğim. Olaylar silsilesinde nasıl anlatayım size? İlk kurşunlama olayında hiçbir delil yok. Zaten kendi ismimi yazdırmadım ki olayı çözebilmek için. Profesyonel dedektifler tuttum. Kendimiz koşturduk ettik. Çünkü niye? Emniyet bulmasın, adamı biz bulalım yani. Savaşı biz verelim diye hiçbir şey bulamadık. Dosya orada duruyor. Bakan yok. Birisinin laptopu çalınıyor, arabası çalınıyor, bulunuyor. İstanbul'da böyle bir organizasyonda benim düşmanımın delili yok. Ortada kimse yok. Eğer bu son olayda da bir şey çıkmazsa insanların dediği gibi haşa haşa yani. Kolluk kuvvetlerine güvencemiz tamam. Savcılığımız güvencemiz tam ama artık eli devlette olan birisi beni öldürmeye çalışıyor. Ha, devlet beni öldürmeye çalışıyorsa, öyle bir şey gerçekten varsa bana söyleyin, ben kafama sıkarım. Ben bu oyuna girebilmek için evlenmedim, çocuk yapmadım. Yani kadın mı bulamadım, şey mi yapmadım, çocuk yapmadım ya. Daha size ne anlatayım yani, ben bu oyunu kurallarına göre oynadım. Yurt dışına yerleştirdim. Şimdi bu olay oldu, gidemeyeceğim. En az bir sene burada, çözene kadar buradayım. Hayallerim vardı, korktuk kaç edememiz için yine buradayım. Bu kadar kahpelik olmaz ya. Bu kadar kahpelik olmaz ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum, yerimde duramıyorum ya. Bacağım kırık ama canım acımıyor yani. Sadece kuruyorum, sabahlara kadar kuruyorum yani. Benim böyle bir düşmanım yok. Olayları yazıyoruz, yaşadıklarımızı, bütün başımızdan geçenleri. Bize böyle bir eylem yapacak. Benim düşmanlarım hepsi mert ya. Benim namert düşmanım yok ya. Çözemiyorum. Bunu kimseye de yakıştıramıyorum. Ama bütün dostlarımdan bir şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz. Yani kızını bile işe soktuysam, burs verdiğim gençler, suç ortaklarım, kader arkadaşlarım, eski dostlarım, hepinizi bekliyorum. Çünkü ben çözemiyorum. Bulamıyorum. Fısıltı gazetesi. Nerede çatlak ses varsa bana haber verin. Nerede çatlak ses varsa haber verin bana. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Allah razı olsun. Bu son olayda ya gereksiz aramızın uzak olduğu gruplar, dostlarımız, düşman olduğumuz insanlar varmış. Yani düşman derken kendimize göre bir şey yaptık. Hepsi bana destek çıktılar, hepsi geldiler. Ne kaliteli adamlarmışsınız ya. Hepinize Allah razı olsun ya. Ama nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum ya. Kadın olan arabaya mermi atacak bir düşman edindiysem nefes alamıyorum ve bulamıyorum. Hayalet bir düşmanım var. Herkesten, herkesten yardım istiyorum. Bulmam için bir şeyler yapın. Aklıma kimse gelmiyor. Bir şeyler yapın yani. Ben yurt dışına olduğunu düşünüyorum artık. Bizim ülkede böyle bir karakterde insan olabileceğini düşünmüyorum. Yani. Bizim grupların ahlakı sorgulanamaz. Kavgalar olur, ölümler olur ama ahlakları sorgulanamaz. Tek elimde olan belge, arabanın müstakbel eşim ve baldızım varken kurşunlanmada mobil bir tane dürümcü var. Dürümcüye demişler ki adamlar, bu akşam belediye başkanı geçecek, bu akşam açma. Seni görürse kaldırın derse kaldırmak zorundayız. Adam akşam açmamış dürümcüyü. Tek edindiğimiz bilgi o.
ve tam olayın önünde kurşunlandı. Olay artık biraz derin yerlere gidiyor. Veya bu kahpe düşman kimse? Instagram'ı açık ya. İlk olayda kaç mermiyi nereye attığını söylesin bize. Ben oraya gelirim ya. Tek gelirim ya. Sıkıntı da yok ya. Yani. Ben bu oyunu bitirmişim. Bu yaşam denilen oyunu bitirmişim. Benim daha yaşayacak bir şeyim yok ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ben korkmam. Ben yıllarca insanlara korkuyormuş taklidi yaptım. İnsanlar deli olduğumu anlamasın diye yani. Beni tanıyan bilir ya. Yarı deli, yarı psikopat bir adamdır. Hassasımdır. Duygusalımdır. Gaddarlığım bir o kadar fazladır. Ulan siz iki kız kardeşin olduğu arabaya ateş ettiniz. Ben iki erkek kardeş bir olay yapsın, onlara zulüm yapamam. Birisini gönderirim. Ahlaksızlarım da bile zulüm yapmam. İki kardeşe yan yana dokunmam. Siz kız kardeşin olduğu arabalara mermi attınız. Ne yapmam lazım? Nerede durmam lazım? Şu halime geldim. Bu çareyi yapacağım yani. Artık dayanamıyorum yani. Dayanamıyorum. Yedi mermi attınız kapıma ya. Bana ne olacak? Benim vücudumda 5 tane mermi var. Yine 3 tane oldu. Oldu 8. 18 olsun. 38 olsun. Benim böyle oyunlarda işim yok. Benim öyle büyük raconlarım da yok. Ama hakkını vereceğim. Verebildiğim kadar. Ama vermediğimde daha savaş yok ya. Bir kişinin hakkını vermedim. O da aileme sözü ver. O da mert. Ama aile önemlidir. Aileme dokundunuz. Savaş başladı.